istemiyorum. Kim geldi? Anne. Ne diyorsun be? Annem. Evet baba. Annem ne arıyor burada peki? Baba. Ben de geliyorum. Sürprizimizi de buldum. Ebru, biraz gelir misin kızım? İyi mi? Şeker. Ya sözlerim söylüyor. Gidiyor. Bana da söyle. Ne oluyor ya? Benim babam sekiz köşe kasketiyle, omuzunda sakosuyla. Ah bu adam benim babam sekiz köşe. Ne demek bu? Sen? Evet, ben oyun kuruyorum. Hangi oyun? Benim kızının baba. Sen mi? Arkadaşlar, biz kaçalım. Zaten burada hava değişti. Ne gidiyor? Ne gidiyor amca abi? Gittiler mi Cemile? Gittiler. Peki. Şu hanım kim? Annem. Semiha. Benim Cemal. Hoş geldin. Hoş buldum. Otursana, neden orada duruyorsun? Gelsene. Göremiyorum. Ben çay yapmayayım. Ebru. Çay çekmeyeceğiniz mi? Efendim. Yaklaş. Ama büyümüşsün kız. Büyüdüm ya. Otursana. Sen de otursana Semiha. Neden ayakta duruyorsun? Oturdum ya Cemal Bey. İyi görmüyor anne. Nasılsın? İyiyim ben, sen. Şey iniyor musun? Bana sormak yok mu nasılsın diye. İyi duymuyor anne. Nasılsın diyorum. Nasılım sence? İyisin. Hem de çok iyisin. 25 sene sonra iyi, ha? Oldu mu o kadar? Oldu o kadar. Sen bırakıp gidelim, 25 yıl oldu. Şimdi bunları konuşma Sarp. Ebru, sana bir şey soracağım kızım. Tabii. Bu, oyun yazma, anlaşmalar falan hep bunun için miydi? Evet baba. Yalan yani. Hayır, hepsi doğru. Annem de oynayacak. Annen de mi oynayacak? Evet baba, annem oyuncu değil miydi? Hem de iyi bir oyuncuydu. Teşekkür ederim. Bir şey değil, gerçeği söylüyorum. Evet baba, bu organizasyonu ikinizi karıştırmak için yapmış. Ama tiyatro işi gerçek. Peki. Kimse getirmedi. Bunca yıldır neredeydiniz? Neler yaptınız? Biz seni çok aradık. Sen evi değiştirmişsin. Mesleği bırakmışsın. İzleri kaybettirmişsin. Peki siz ne yaptınız? Biz geçen yıla kadar İzmir'de yaşıyorduk baba. Ben emekli olunca da tekrar Çankırı'ya döndük. Nereden emekli oldun? Bankada. Bankada mı çalıştın? Evet. Annem banka müdürlüğünden emekli oldu baba. Çok iyi bankacıydı. Yok canım. Kızı, üniversitede mi okuttun? Kendi okudu canım. Ben fazla bir şey yapmadım. Ben olsaydım okutmazdın. Baksana. Bir pabuç gibi uzamış. Cemal. Niha. Ben de. Evlenmedin mi? Annemi çok isteyenler çıktı ama annem evlenmedi. Tabii. Evet. Normaldir.
geldin. Baba, benim küçüklüğümü hatırlıyor musun? Nereden hatırlayayım? Aa, şu baston kadar bir şeydi. Ben de gençtim. Ben de böyle ihtiyar değildim. Ben kapıcıyı gönderip aldıracağım bavulları. Tamam da anne.
Sen karışma Ebru. Annem kalmak istiyor. Ben de diyorum baba. Ben de kalmasını istiyorum. Bak hala itiraz ediyorsun. Adetini de haletini. Ben onun adetini iyi bilirim. Önce diretir böyle. Ben gidiyorum. Uğraşamam seninle. Otelde görüşürüz kızım. Hoşça kal Ceviri Hanım. Güle güle. Güle güle anne. Nereye gitti bu? Oteli. Neden? Sana ben bile dayanamıyorum. Bu kadın canlısı da yaz. Bir şey mi alacağım? Baba. Annem burada kalmak istemiyor. Kalması da doğru olmaz zaten. Neden? Burası yabancı yer. Bunca ayrıldıktan sonra kolay değil baba. Haklısın. Canım annem. Ebru. Otur. Bayanım beni heyecanlandırdı. Sağ ol. Ama sen bana başka bir heyecan daha yüklemeye çalışıyorsun. Neymiş o? Annen. Annem seni heyecanlandırıyor mu? Ben sadece rolümü düşünmek istedim. Demek annemi hala unutamadın. Efendim? Annemi hala unutamamışsın baba. Annenin gelip de benim heyecanımı ikiye bölmesi manasız. Bence ikiye bölmedi, ikiye katladı. Ben rolünü düşünmek istedim. Başka bir şey değil. Ben ne olacağım? Sen o rolü meydana getiren kişisin. Bir parçasısın yani. Yani ben de seni heyecanlandırıyorum. Sen benim kızımsın be. O da karın. İdi. Üç nokta. Benim de annem. Evet. Anneliği devam ediyor. Peki baba. Biz gelelim oyuna. En çabuk ezberledim. Biliyor musun? Biliyorum. Biz eskiden kondivitle oynardık. Onu bilmiyorum. Oyunu iyi bilen bir okur ve anlatırdı. Sonra sahnenin sağına, soluna kimlerin ne zaman çıkıp ne rol oynayacağı yazılırdı. Evet, bir kere de okuduk mu kulak doldurduğumuz olsun için çıkar oynardı. Peki ama neden uzun süre prova yapıp ezberlemezdiniz? Kızım, o zamanlar bir oyunu iki bilemedin, üç kere oynardın. Ertesi akşama başka bir oyun oynamamız gerekir. Üç kereden fazla oynayınca seyirci gelmez miydi? Gelmezdi. Ama sen kendi tiyatronda 100 temsil oynadığın olmuş. Sonraları ehlin nüfusu arttı tabii. Belediye başkanı vardı. İrfan Diş. Bir sürü kooperatife izin verdi. Baba, belki de insanlar tiyatro oynamaya başladı. Doğru. Sevdirdi tiyatro. Ama bizim de canımız çıktı. Ama öyle değil mi? Sonuçta sen bu meslek çocuğu oldun. Oldum da ne oldu? Seni kaybettim. Anneni kaybettim. Baba, bunlar tiyatro yüzünden olmamış ki. Neden olmuş öyleyse? Bilmiyorsa konuşma bence. Çalışalım mı? Sen bu oyunu bir yerden yürüttün mü? Aşk olsun baba. Ben bu işin eğitimini gördüm. Ben görmedim. Alaylıyım ben. Canım sen başladın. Başroldeki aksi adamı bana mı düşünüyorsun? Gerçekten senin için yazdım.
Hasan'ı göreyim. Yazar yazar getirir. Ona yazdım üstad kuralı. Açarsın oynarsın. Nerede? Sen de bir güzel oynardın ha? Annem mi anlattı bunları sana? Baba, bunları bilmek için annemle konuşmama gerek yok ki. Benim kuşum seni hatırlıyor. Ama şimdikiler tanıdı yok. Baba, ben... Bence sen televizyona çıkmalısın. Hokkabaz değil ben. Ama bu oyunla yeni görünür, ünlü olacaksınız sevimiz, biliyor musun? Ötekiler hala tanınıyor canım. Ben görüyorum. Mesela Zeki, Bebek Bezi reklamlarında oynuyor. Handan, bir dizide oynuyor. Görüyorum ben. Tamam işte, sen de bir dizide oynasana. Bu yaştan sonra çekemem. Haklısın. Zaten seni de çeken olmalı. Efendim? Harika oynayacaksın bunu biliyorum. Hey, Hamdi'ye karışıp durma sakın. Balık var ya. Aksi herif. İdare sevme. Ben onu nasıl tanıyayım? Öyle anlaştı. Bu rol aslında tam benlik. Şu lafları çok sevdim. Hangilerini söylüyorsun? Nerede o be? Görünce hatırladım. Gitti kafam. Baştan okuyalım istersen. Sen oku. Ben orası gelince söyleyeyim. Tamam. Başımdan bak. Ben dinleyeyim. Tamam. Dekor basit bir evin salonudur. Solda eski bir koltuk. Dekor geç ister. Tamam. Rolleri okumaya başlıyorum. Baba, 70 yaşlarında emekli bir memur. Kız, 25 yaşlarında üniversite öğrencisi. Anne, 55 yaşında ev kadını. Hizmetçi, 60 yaşlarında... Orayı geç, konuya git. Tamam, baba. Efendi. Rol, ülkenin haline bakıp... Umutsuzluğa kapılmanın alemi yok. Bu memleket neler gördü geçirdi. Yalnız burası mı? Bütün dünya kaynıyor. Ben bu durumda mesleğimi yapmaya çalışıyorum. Ne zor Allah'ım ne zor. Çünkü ben bir komiyim. Orada ülkenin değil de memleketin haline bak desin. Adam biraz yaşlıca. Memleketin haline bakın. Umutsuzluğa kapılmanın alemi yok. Bu memleket neler gördü geçiyor. Yalnız burası mı? Bütün dünya kaynıyor. Ben bu durumda mesleğimi yapmaya çalışıyorum. Ne zor Allah'ım ne zor. Çünkü ben bir komiyim. İnanamıyorum. Ne dedin? Baba tamamını ezbere okudun. Neyin tamamını? Uzun bir cümleyi sen bir kere de tamamını ezbere oynadın. Sana söyledim. Ben çabuk ezberledim. Nasıl yaptın bunu? Hey, mantık ezberi yaparım. Fülyatçılıklar kalma bir alışkanlık. Ne demek mantık ezberi? Senin yazdıklarını kafamda mantıksal bir sırasını yapıp öyle aklımda tutuyor. İnanamazsın. Oku abi oku. İnanamıyorum. Anne, biz senin mesleğin olduğu için seviyoruz. Öyle değil mi kızım? Kız, neresi anne? Babacığım, seni seviyoruz. Çünkü sen bu ülkeye çok şeyler verdin. Baba. Efendim? Ne verdim Allah'ını seversen? Sarap yemekten silah çekmeye vakit mi oldu? Anne, kendi
Ayda, şöyle oynamalı. Yıllar şairin dediği gibi, dilimin kalburun deliklerinde aklım gitti. Ne İsa'ya yalanabildik, ne Musa'ya. Arada kalmış bir kuşak olarak yavaş yavaş göçüp gidiyoruz işte. Baba, sen benimle alayla ediyorsun. Nedenmiş o? Benden en çok kutluğum da birkaç kez seçenek verdim. Şimdi bana numara yapıyorsun. Tamam, bir kere söyledim. Ben çabuk ezberledim. Vallahi inanamıyorum baba. Hadi oku. Nerede kalmıştın? Arada kalmış bir kuşak olarak. Yavaş yavaş geçiz gidiyoruz işte. Bana mı dedin? Orada kaldı. Onu söylüyorum. Evet, orada kalmıştım. Devam ediyorum. Kızı seni oku. Hem de ölümü okuyayım. Anneye kim okuyacak? Otele gitmeseydi. Annen okur. Cevdi Hanım okusun ister. O gazeteyi zor okur be. Olsun baba. Daha ne oldu? Cevdi Hanım. Cevdi Hanım. Efendim kızım. Oyun okuyoruz da bize yardım eder misin? Çay mı istiyorsunuz? Hayır. Oyun okumanı istiyoruz. Ben de oynayacağım. Ama ben rol yapamam ki. Rol yapmayacaksınız canım. Sadece oku kendi. Tamam. Ben sizin okuyacak mısın? Anneyi. Nerede? Şurada işte. Orayı geçtik. Sıra gelince ol. Tamam mı? Tamam. Başlıyoruz. Gücüm gitti. Halan yok. Baba. Maşallah. Dimdik ayaktasın. Bu. Nasıl dimdiklikse? Kendimi haksızlık ediyorsa. Dönüp dolaşıp aynı yere okuma be. Şurayı okuyacaksın. Gece. Kendine haksızlık etme. Bu kadar işte gördün mü? Yukarıda kendine haksızlık ediyorsun. Buradaysa kendine haksızlık etme. İkisi farklı şeyler. Ama çok farklıymış. Babam haklı. O zaman ben oynamayayım. Ne huysuz kadınsın be? Huysuz versin. Baştan alalım. Daha iyi olacak Cevri Hanım. Tamam. Katli oku. Tamam ya. Okuyoruz. Baba, annem doğru söylüyor. Gerçekten kendine haksızlık ediyorsun. Yaşın 70'e geldi kızım. Bu yaştan sonra dünyaya kazık kakacak değiliz ya. Sen bunları bilen biz yapıyorsun. Bir daha oku bakayım orayı. Sen bunları bilakis yapıyorsun. Bilakis değil, bilhassa yazıyor Cevdi Hanım. Olsun. Orada bir hassa da yazsa o bilakis diyecek. Çünkü özel hayatında da bir hassaya bilakis diyor ya. Bana ne be bilakis ve bilhassa da ben artist miyim? Okuma o zaman. Sanki çok meraklıydım. Ne olur gitme Cevri Hanım. Gerçekten çok güzel gidiyordun. Gel hadi gel. Baksana buna, beğenmiyorum. Beğenmiyor değil, Cevriye. Bilakis diyeceğine bilhassa diyorsun. Öyle değil peki. Ya neydi? Bilhassa yine bilakis diyorum. Aaa! Affedersin. 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 Bırakın şimdi tarzı.
konuşmayın. Devam edin, ne olur. Neredeyiz? İlaç iste. Üstüme gelme, utanma bana. Ha? Sen ona bakma Cevdet Hanım teyze. Babam şaka yapıyor, şaka. Anam okusun hadi yahu. Gelme! Biz de hile yaparız. Ne hilesi?
Düşünüyoruz. Önce Cevdiye'yi kandıralım. Anneni kandırmaktan kolaydır. Baba! Kızım! Oğlum iyi tanım. Gittin mi? Bir daha dönmek. Döndü işte. Ama kalmadı burada. Bence bir deneyim. Önce Cevdiye'yi deneyim. Cevdiye Hanım! Cevap vermez. Onurludur. Ama haklı. Kırdın kadını. Cevdiye Hanım! Cevdiye! Ne var? Gel ne istiyorsun? Gel. Hadi. Al şunu. Senden özür diliyorum. Okuysan ne yapmışsın? Onu biliyoruz canım. İnşallah kızmaz. Biraz hasta gibi mi duruyor?
dinleyip sızlanma numaralı falan yap işte. Tamam. Öncelikle annemi evde tutmanın yolu bu. Sonrasını düşünürüz. Başucum da kolonya var, getirsene. Neden? Temiz kokayım. Çek canım. Hasta da elliyim. Onun için. Tabii. Gel ben sana süreyim de miskini kov. Bir tıraş olsaydım ya. Baba hastasın ya sözde. Tamam tamam. Ben ne zaman iyileşeceğim peki? Ben sana göz kırparım. Nerede kaldı acaba? Baba, daha yeni konuştum ya. Ama neredeyse gelir. Gelir değil mi? Gelir. Rezil olacağız. Olmayız, merak etme. Sen kapı çalınır çalınmaz biraz bitkin görün. İnleyip sızlanma yap işte, karnım ağrıyor diye bağır. Tamam mı? Tamam. Çok hastayım. Gerçekten çok güzel olmuş Devriye Hanım. Eline sağlık. Afiyet olsun. Sizin kadar güzel yapamam ama.
olmuş. Ben de öyle söylüyorum baba. Ama iltifat et kız ha. Şımaracağım şimdi. Kendine bak. Ben doydum. Tatlı yok mu? Aa, bu yaştan sonra tatlı ne oluyor şöyle? Meyveye, hastasın sen. Laf atmasa olmaz. Peki, meyve var mı? Var. Elma mı bu? Evet, elma. Hayır. Sen elma mı istedin? Yok, elma iyi. Ben sana soyayım mı canım baba? Soy hadi. Sen yazmıyor musun seni yani? Ben meyveyi masada yiyeceğim Cemal Bey. Sen bilirsin. Semiha ya, bilakis demen gerekirken
Bilhassa diyorsun. Ha ha ha. Ay ne kadar da komik. Sen kendi bırakmışsın lan ensene. Harikasın Cemre Hanım. Canım da yedin yazılır. Söyleyin de ben de göreyim. Anla Ebru. Cemre Hanım bilhassa demesi gerekirken bilek istiyor anne. Aman canım. Ne varmış onda? O kırk yıldır öyle söyler. Ama burada bilhassa yazdığı halde o lakis diye okuyor. Kırmayın kadıncağızı canım. Ağzı öyle alışmış. Devam edelim mi? Hadi devam edelim. Sen de baba. Ne diyorum? Yaptığın bir şey yok kızım. Ama yaptığın bir şey yok. Hani güneşin balçıkta sıvayamazsın ya. Ama söylediğim gerçek. Sen hem ülkene hem sanatına büyük hizmetler verdin. Verdikçe ne oldu? Değerimizi bilen mi çıktı? Değerini kimse bilmese ben biliyorum. Kızın biliyor. Bu da sana yeter canımın içi. Anam dedin canımın içi diye. Öyle yazıyor. Doğru. Öyle yazıyor. Devam edelim. Annem doğru söylüyor baba. Biz senin değerini biliyoruz. Ayrıca toplum da biliyor. O eskidendi. Unutulduk artık. Sen hiçbir zaman unutulmayacaksın. Yalan da olsa söyle. İyi oluyor. Yalan değil. Gerçek söylediklerim. Canım babam. Sizler olmasaydınız yaşamamın bir anlamı olmazdı. Bu sözleri bizi üzmek için bilhassa söylüyorsun. Geriye sıran geldi bilakis. Ederse o kepçe kulaklarından ayı. Tebriz. Devam ediyoruz. Ben buradan sonrasını bilmiyorum. Teksten oku. Daha iyi ya. Biz de kompleksten kurtuluruz. Estağfurullah Semiha. Sen çok iyi oyuncusundu. Çabucak ezberlerdi. Unutmadı. O kadar uzun süredir oynamıyorum ki artık Cemal Bey. Ben de öyle. Devam ediyoruz. Baba sen de. Sizi üzmek ister miyim hiç? Bizden benim hayatımdaki en sevdiğim varlıklarsınız. Canım babam, biz de seni ne kadar severiz bilirsin. Biz güzel bir aileyiz. Öyleyiz. Seninle geçirdiğim her gün benim için değerliydi. Benim için de öyle. Yıllar çabuk geçti. Ama iyi geçti. Sizinle geçen her şey iyi. Ben mesleğimden yakındım. Bundan sonraki sahneye ölüm yok. İzninizle. Mesleğinden yakınmana gerek yok. Sen her şeyini bu mesleğe borçlusun. Sen komik olmasaydın ben seninle evlenmezdim. Sahi mi söylüyorsun? Yemin ederim. Beni gene mutlu etsin. Seviyor. Sen beni bir ömür boyu mutlu ettin. Cemal Bey. Ömrümün bu son yıllarını karımla, kızımla birlikte geçiriyorum ya. Bu bana yeter. Ne demekmiş o? Ne son yılların? Daha yeni başlıyoruz hayata. 70 yaş ihtiyar sayılır mı? Yok artık. Öyle mi dersin? Öyle derim. Beni hala seviyor musun? Seni hala seviyorum. Bir daha söyle. Seni hala seviyorum. Bir daha söyle. Seni hala seviyorum. Ben de seni. Canım babam. Ebru.
Rollerin ismi. Cemal'le Semiha mıydı? Evet. Ama başta anne ve baba olarak yazmıştın. Çünkü anne ve babaydı. Peki. Peki. Takıl anne. Peki. Bu sahneye kadar neden bu anne ve baba birbirlerine isimleriyle hitap etmiyorlar? Geri gelmiştir, ondandır yani kesin. Yine bir dolap çevirdin ya. Hadi hayırlısı. İzin verirsen rolümü okuyayım. Al oku. Canım babam, ikinizi böylesine mutlu görmek bir evladı nasıl mutlu eder biliyor musun? Biliyorum. Seni çok seviyorum babam. Ben de seni. Biz çok güzel bir aileyiz. Öyleyiz. Ve hep böyle kalacağız. Bunun üstüne bir el çay içimi yaptım. Bilakis. Babam adlı oyunumuz burada sona ererken sizlere tiyatro ekibimizi tanıtmak istiyorum. Ben sunucunuz Sultan Harmancı. Projeksiyon yardımcısı Nisa Demirel. Projeksiyon amiri Esra Budak. Efektör Yasin Börekçi. Işıkçı Seher Çetin. Reji asistanı İbrahim Koçak. Ses asistanı Mustafa Burak Çelik. Dekoratör Engin Çimen. Perdeci Hakan Gümüş. Makyöz Tuğba Doğancı. Fidan Özdemir. Hümeyra Bayram. Adeviye Yurtlu. Bilgehan Çelik. Suflör Duygu Evcimen. Sadullah Yıldırım. Muhasebeci Faruk Er. Kamil Gökhan Bozduman. Salih Ergun Erdem. Handan Gülizar Koç. Zeki Çağrı Baydemir. Hamdi Uz Lütfü Karagöz. Semiha Zeynep Arslan. Ebru Afife Işık. Cevriye Sare Erova. Cemal İsmail Uykusuz. Ve sevgili yönetmenimiz Hasan Er. Bir saniyenizi rica ederim. Yalnız bir saniyenizi rica edeceğim. Hepinize öncelikle geldiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Yalnız biz
Çankırı Gençlik Merkezi olarak tüm Çankırı'nın gençlerine kucak açmış yegane kurumlardan biriyiz. Bizim amacımız burada profesyonel oyunlar çıkarmak değil. Parasal kaygılarımız yok. Biz burada 50'ye yakın internet kafe açılmış ve gençlerin eğlenebileceği, bir araya gelip sosyal kültürel faaliyet gösterebileceği yeri olmayan bir şehirde güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ve bizim yaptığımız işin zorluğu, hiçbir mekanik ses, cihaz kullanılmadan tamamen doğal insan sesleri, tamamen canlı insanlar kullanıyoruz. İşte buradalar, işte buradasınız. Bu kadar emeğe biraz saygı rica ediyoruz. Bakın, en yakın bir misafirliğe gittiğimizde, yeni gittiğimiz bir yere bile çocuklarımızı götürmeye çekiniyoruz. Yaren ocaklarına götüremiyoruz. Her yerin bir adabı var. Çocuklar bizim geleceğimiz, neşemiz. Onlar için de inşallah bol bol çocuk tiyatroları çıkartacağız. Yalnız böyle ortamlarda çocuklarımız da sıkılıyor. Siz de rahatsız oluyorsunuz. Bu çocuklara da yazık. Ben onlara ekstra performans gösterdikleri için bir tane daha alkış rica ediyorum. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bugünkü programımızın adı Kuru Fasulye Gaz Yapan. Yapar mı? Yapar. Şimdi öğreneceğiz. Arkadaşlar, Kuru Fasulye'nin yanında ne? Şimdi arkadaşlar, pilav yani pirinç ne demek? Kokat! Giremedim, su! Tahta. Suyun mas haline dönüştürülmüş şeklini bana söyler misin? Aşık yok! Aferin. Aşık yok nedir? Gaz! Demek ki kuru fasulye değil, pilav gaz yapılmış arkadaşlar. Alkış! Canlı yayın oluyor. Otururken
dikkatle oturmazsa, yani fasulye yemesen de. Anladın sen. Yani bunlar bizim şirketlerimiz. O yüzden yani o ayaklarla etkilidir. Siz bol bol ayaklar bunlar etkili ya. Bunlar tahminimce namazı devre okulur. Özel olarak üretilmiş şimdi. Evet. Şimdi efendim bak oturuş şekline dikkat edin. Bak. Bismillah. Bir saniye. Bir saniye. Bir şey söyleyeyim. Kasım bırak gitsin anasını. Yalnız dediğimiz biz açık hava yaptık. Açık hava da daha iyi. Yani diyorsunuz ki açık hava da olmaz. Evet. Olmaz. O psikoloji o formu. Geçelim. Şimdi söz konusu başlıyor oradan açılmışken. Efendim ben burada bir konuya daha değinmiştim. Hasan iki sana Osman dört. Ben burada bir konuya daha değineyim. Evet, buyurun. Şimdi sizin anlattığınıza göre efendim, haşki o. Yani Hasan 2. Dört yok. Hasan 2 olsun. Bu bir fazla olduğuna göre. Hasan kelimesi fazla geçmesin de çok. Hüseyin 2 salamaz. Hüseyin 2. Hüseyin 2. Hasan Hüseyin 2 olsun. Efendim, su bilindiği üzere sıvı bir cisim. Çok gaz yapıyor. Sıvı bir cisim. Evet. Eğer dikkat çekerek. Suyu. Şimdi size konuklarımız. Sevgili kurbağa balığımız. Suyu.